Sosyal medya hesaplarını ele geçirmeye yönelik siber saldırılarda artış var. Uzmanlar oltalama yöntemine karşı uyarırken birkaç basit önlemle sosyal medya hesaplarını güvende tutmak mümkün. Geçirildi bir kere. Para istiyorlar. Benim bir yeğenimin 2000 lirasını gasp ettiler. Benim hesabımdan hikaye attılar. Siber korsanlar dolandırıcılıkta gaza bastı. Bilinen kabus yeniden hortladı. Oltalama yöntemi ile kötü niyetli kişiler insanları kandırmakta. Kötü içerikli bir hikaye attılar. İnsanlara mesaj atmışlardı benim adıma dolandırmak için. Ortak kullanılan bilgisayarlardan açılan sosyal medya hesapları özellikle o tehlikeye davetiye çıkarıyor. Hesabı ele geçirenlerin amacı arkadaş listesinden para koparmak oluyor. Hiçbir makina insan faktörünün yaratacağı tehlikeyi engelleyemez. Ele geçirdikleri zaman sizi kullanıyorlar resmen. Yani tehdit ediyorlar. Ortak kullanılan bilgisayar gibi basit şifreler ve gönderilen korsan bağlantılarla da hesap hırsızlığı yapılıyor. Hesabı çalanlar hesaptaki arkadaşlara attıkları mesajlarla para talebinde bulunuyor. Buna da oltalama yöntemi deniyor. Bir link gönderiyorlar ilk önce. Arkadaşım o linke bastığında hesabı ele geçirildi. Fotoğraflarınız gidiyor, mesajlarınız gidiyor. Sosyal medya uzmanlarına göre son günlerde hesabı çalınanların sayısında artış var. Peki bu dolandırıcılığa karşı ne yapılmalı? Nasıl bir önlem alınmalı? Güvenlik araçları ve uygulamalarını çok güncel tutmalıyız. Ardışık şifreler, doğum tarihi yerine küçük büyük harf duyarlılıklı zor şifreleri tercih etmeliyiz. Bunlar gibi sanal dünyada mağduriyet yaşamamak için sosyal medya hesaplarında iki faktörlük kimlik doğrulamada kullanılabilir.